Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 28 Eylül 4 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş terazi burcunda ilerliyor, 5. evinizi aydınlatıyor ve bu hafta ayın ışığı büyüyen fazla olacak. 2 Ekim'de dolunaya ulaşacağız. Güçlü bir dolunay var bu hafta. 2 Ekim'de Koç burcunun 9 derecesinde meydana gelecek. Herkesi bireysel olduğu kadar tabii ki toplumsal alanlarda da güçlü bir şekilde etkileyecek bir e, dolunay yönetici gezegeni Mars hafta boyunca geri hareketini sürdürüyor ve bu hafta Satürn Oğlak burcunda ileri harekete dönecek. Mars Satürn'e zıt açıda olacak. Dolunay öncesinde etkinleşiyor bu açı. Dolunay'da da bunun etkisini hissedeceğiz. Evet, hafta ortasından itibaren Mars Satürn karesi günlük hayatımızda İslam dışı bazı kısıtlamalar getirebilir. Oğlak burcundaki Satürn sevgili ikizler sizin 8 evinizde ve Mars sizin 11 evinizde para konularında bazı zorluklar baskılar hissedebilirsiniz. Hafta genelinde koşullar değiştiremeyeceğiniz koşullar olabilir. Bunlara biraz belki kabulleniş içerisinde yaklaşmak veya belki bunları hemen çözümleyemiyorsanız, en azından Kasım sonundan itibaren çözümlemek için biraz zaman tanımak daha doğru olabilir. E, Merkür, artık gezegeniniz Merkür bu haftadan itibaren Akrep Burcu'nda ilerlemeye başladı. Merkür Akrep Burcu'nda çok derindir, e, çok aslında güçlü bir e, analitik yanı vardır. Ve siz de Merkür'ün Akrep Burcu'nda ilerlediği e, bu süreçte günlük hayatınızda, iş hayatınızda, daha fazla belki detay gerektiren, analiz gerektiren konularla ilgileneceksiniz. Merkür'ün Akrep burcundaki seyri önemli olacak. Çünkü yılın son retrosunu da Akrep burcunda yapacak Merkür. 14 Ekim'de geri harekete başlıyor. 3 Kasım'a kadar retro olacak. 3 Kasım'dan sonra da 1 Aralık'a kadar Akrep burcunda olacak. Kısa bir süre terazi burcuna da geçecek bu retro sürecinde. Ama çoğunlukla akrep burcunda olacak. Günlük hayatınız, evinizdeki detaylar, işler, düzenlemeler, belki parasal hesaplar, muhasebe işleriniz, mesleğinizle ilgili gerekli olan bazı eğitimler olabilir bunlar ya da düzenlemeler olabilir. Tüm bunları ele almanız gereken önemli bir dönemdesiniz. 14 Ekim'e kadar Merkür ileri hareketteyken daha rahat ilerleyebilirsiniz. Ama 14 Ekim 3 Kasım arasında geri hareket sizi biraz günlük hayatınızda, iş hayatınızda, mesleki hayatınızda yavaşlatabilir ee, sevgili ikizler. Evet, Dolunay 11. evinizde meydana geliyor. Ee, 1 Ekim'i e, 2 Ekim'e bağlayan gece yarısı olacak. Sosyal hayatınız, arkadaş çevreniz, iş hayatınız, üzerinizde çalıştığınız bazı projeler olabilir. Bun, Dolunay bunlarla ilgili bir tamamlanmayı da ortaya çıkarıyor. Bir farkındalığı da ortaya çıkarıyor. Ancak bir sorun varsa şu ana kadar fark etmediğiniz, iş hayatınızda çalıştığınız bir proje üzerinde veya bir arkadaşlık ilişkinizde e, size bunu fark ettirebilir. Buradaki bir eksiği, bir hatayı bu Dolunay fark ettirebilir. Ve belki bunun çözümü için de e, gerekli e, adımları artık Dolunay'ı takip eden günlerde atabilirsiniz bunu şifalamak için buradaki eksiği tamamlamak için öğretici bir dolunay Aslında bir şeyleri fark ettirecek finansal konulardaki bir problem de olabilir bu veya herhangi bir içinde bulunduğunuz şartlarla ilgili bir yüzleşme de olabilir tüm bunlar gündeminizde ilişki dinamiklerinize romantik konulara Aşk hayatınıza ve çocuklarla olan ilişki dinamiklerinde de bazı streslerin zıtlaşmaların olabileceğini unutmayın Bunları da mümkün olduğunca dengelemenizde fayda var. Çok duygusal, dürtüsel davranmamamız gereken bir dönemde olacağız sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.